Yanlışlıkla gönderdim. Kullanabilir miyiz? Yaşamadım. Evet. Maçı değerlendirecek olursak ikiye ayıracağımız bir maç oldu. İlk yarı, ikinci yarı. İlk yarı istediklerimizi hiç yapamadık. Sahaya hiç yansıtamadık. Hem toplu hem de topsuz. İyi hazırlandığımızı düşündük ama bugün takımda ilk yarı hem Beşiktaş'ın farklı bir oyunu vardı. Orta sahayı biraz fazla doldurdular Chamberlain'e. Oraya çözüm üretemedik. Topla da cesaretsizdik. İlk yarıdan sonra soyunma odasına söyledik. Daha cesaretli. Kaybedeceksek daha cesaretli oynamamız lazım. Kaybetsek bile kendi oyunumuzla kaybedelim diye. Ama ben emindim ikinci yarı oyunumuzla en azından maça ortak olabileceğimizden. Güzel dakikalarda hızlı şekilde goller attık. Çok güzel goller attık. Ondan sonra Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı defans yapmak çok önemli. İyi yaptı. Takımım iyi yaptı. Hepsini tebrik ediyorum. Ayaklarına, emeklerine sağlık. Ayaklarımızı yere basarak devam edeceğiz. Bu arada yani flash'ta söyledim, size de söyleyeyim. João Tralhaio benim yardımcı hocamın babası ve kayınpederi vefat etti. Buradan ona Allah rahmet eylesin. Kalbimle, tüm kalbimle onun yanındayım. Bugün onun içinde oynadı takım. Dediğim gibi tüm kalbimle yanındayım. Ya ben öyle ağzımdan öyle bir şey duymazsınız hiçbir zaman. Sadece kümede kalma veya işte Avrupa'ya oynayalım, öyle bir hedef yok. Ben Antalyaspor'un çok realist baktığımızda 7 ile 12 arasında çok iyi bir sezonda 7 ile 5'i zorlayabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Normal bir sezonda 7 ile 12 arasında görüyorum takımımı. Ama biz elimizden geldiği kadar tabii ki en yüksek yerde bitirmek istiyoruz. Biz takıma benim ilk söylediğim şey en hızlı şekilde puanlarımızı alıp ondan sonra bakacağız nereye kadar varacağımızı. Ama iki maç kazandık. Bu iki maçı kazanmadan önce sizler de biliyorsunuz neler konuşulduğunu. Çok zor bir dönemden geçti takım. O yüzden ayağımız yere basması lazım. Bugün çok büyük bir camiye yendik, çok büyük bir takımı yendik. Bunun gururunu tabii ki yaşayacağız. Ama ayaklarımız yere basması lazım. Sakin bir şekilde işimize devam edip ne zaman, nasıl ilk maç kazanamadığımızda işimize bakıyorsak şimdi de maç kazanınca işimize bakacağız. Çünkü ilk yarıyı mutlaka analiz etmemiz lazım. İlk yarıdaki oyun hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Fiziksel anlamda oyun anlamında mı? Fiziksel anlamda müthiş. Burada Dolu Hoca'yı da övmeden geçemeyeceğim. Dolu Hoca geldiğinden beri takıma inanılmaz bir katkı sağladı. Biz Marcelo'yu kaybettiğimizde biraz tedirgin olduk açıkçası Dortmund'a gittiğinde. Ama Dolu Hoca'yla inanılmaz bir seviyeye çıktı takım. Gerçekten fiziksel anlamda çok çok iyi bir takımız. Oyun anlamında da dediğim gibi bazı maçlar çok iyi oynuyoruz. Bugün baktığınız zaman bence ikinci yarı tamam top Beşiktaş'taydı ama doğru oyunu oynadık. İlk yarıda oynayamadık. Yavaş yavaş istediğimiz yere geliyoruz. Bu kırılganlıkları biraz daha dakikalarını biraz daha aşağı çekebilirsek, daha cesaretli oynarsak istediğimiz seviyeye geliyoruz. Oyuncular da bunun farkında. Çalışıyorlar sağ olsunlar. Onlara ne kadar ölsem azdır. Çünkü dediğimiz her şeyi yapmaya çalışıyorlar açıkçası. Jessica ve Safi'yi bir takımın içeriyor. Konuşuyoruz. Daha yine İsrail Federasyonu'ndan da Yossi Benoy'un bana mesaj atmış. Maçtan sonra konuşalım diyor. Bana maçı kazanın ondan sonra konuşalım demişti. Görüşüyoruz. Bizim biliyorsunuz 3 oyuncumuz var. Zimer de o maçta olacak. O yüzden hem Antalyaspor için en doğru kararı hem de oyuncularımız için en doğru karar vermemiz lazım. FIFA'nın kuralları var biliyorsunuz. İnşallah Cuma günü maçta olurlar ama beraber karar vereceğiz. Çünkü onlar futbolcu tamam ama aynı zamanda insan, o yüzden onların da düşüncesi benim için çok önemli. Bakacağız, umarım Antalyaspor için ve kendileri için en doğru kararı verebiliriz. İlk yarı çok Erdoğan'lık bir durum yoktu açıkçası. Erdoğan bence bugün gayet iyi oynadı. Beşiktaş, biz ilk yarıda ne baskıya çıkabildik, ya istediğimiz baskıya, çalıştığımız baskıya çıkamadık açıkçası. Orada biraz ya bizim yanlış analizimiz var ya da Beşiktaş çok iyi yaptı. Bu hep iki taraflı bakılacak bir şey. Ben Erdoğan tarafında çok büyük sıkıntı yaşadığımızı görmedim. Golü oradan yedik ama Erdoğan'lık bir durum yoktu. Ben sadece yarıda takıma cesaretli olmalarını söyledim. Sadece onu istiyorum dedim sizden. Onu da ikinci yarı yaptılar. Allah da yüzümüze baktı. 3 tane gol attık, çok güzel maç kazandık. Pardon, çok özür dilerim. Anlamı ifade edelim. Oturun diyebilir miyiz abi? Ya daha önce de söylediğim gibi takım oturdu. Futbol, ya Türkiye Ligi çok zor bir lig. Her maç çok değerli.
Maç kazanmak, üst üste maç kazanmak, kazanma alışkanlığını elde edinmek, bunlar hepsi bir takım için çok önemli şeyler. Üst üste maç kazanmanın en büyük artısı puan, ikincisi de özgüven. Özgüven anlamında tabii ki maçlara daha özgüvenli giriyorsun, puan anlamında daha rahat olduğun zaman istediklerin, ayakların daha hafifliyor, işte beynin daha rahat çalışıyor. Bunlar göz ardı edilemeyecek şeyler. Ama biz maç kaybettiğimizde de benim takımım gerçekten inanın bana çok zor günler geçirdi. Çok çok zor günler geçirdi. Ama bunun üstesinden geldi. Onlarla ne kadar gurur duysam az ya. Hocam zor günler yönetimsel açıdan mı yaşandı? Her anlamda zor günler geçirdik. Çünkü biz evladımızı kaybettik. Bunu takım içinde benim oyuncularım bir ay boyunca idmandan sonra hastanenin yolunu tutan oyuncular, insanlar oldu. Bir tarafımız hep Naldo'daydı. İşte idmandan sonra artık ya bir sen gidiyordun, bir ben gidiyordum, bir o gidiyordu. Ondan sonra ne yazık ki İsrail-Filistin savaşı benim oyuncularımı en yakından ilgilendirdi. İki tane İsrailli oyuncum var. Aileleri orada. Efendim? Ya, iki tane İsrailli oyuncum var. Onlar çok etkilendi. Başkanlık süreci oldu, işte yönetimsel değişiklikler oldu. O da etkiledi tabii ki ama biz benim görevim Antalya Spor'u hem hocası olarak hem takımımın lideri olarak sahip çıkmak. Hep beraber sahip çıktık. Yeni yönetimimizle beraber, eski yönetimimizle beraber elimizden gelen her şeyi yaptık. İyi gidiyoruz. İnşallah kötü günler artık arkamızda kalır. Bu sabah uyanıyoruz. João Tralhão'nun kayınpederi vefat ediyor. Ya zor günlerden geçti takım ama iyi gidiyor. Allah'a şükürler olsun. Hepsi aslan gibi ne dediysek yapıyor. Onları yürekten tebrik ediyorum. Ankara Gücü maçından beklentiniz nedir? Onlar da bugün 3-3 beraber evet. Kaldı. Belki Beşiktaş maçından daha zor bir maç bekliyor. Kesinlikle. Ya çok zor bir maç. Beşiktaş maçını hafife almak çok büyük bir saçmalık olur. Çünkü Beşiktaş çok çok büyük bir camia, çok büyük bir takım ve inanılmaz kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Bu maç geride kaldı artık. Şimdi önümüze Ankara Gücü maçı var. Biliyorsunuz Cuma günü oynuyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde oynayacağız. Zor bir rakip, çok zor bir rakip. Onlar da iyi başladı Emre abiyle, Emre hocayla. Onlara hazırlanacağız. Şu anda gerçekten yarın sabahtan itibaren Ankara Gücü'nü düşüneceğiz. Belirli bir oyun formatları var. Emre abinin oyununu biliyoruz, Emre hocamın oyununu biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Çok zor bir deplasmana gidiyoruz. İnşallah milli aradan önce bir 3 puan da alırsak bizim için müthiş olur. Ligin en genç teknik adamısınız. Bugün rakibiniz de genç teknik adamı. Evet. Murat Yılmaz'la genç hocalarla bir görüşürüz olsun. Burak abi, Burak Hoca benim kariyerimde çok değerli bir insan. Benim en kötü günümde her zaman yanımda olan bir insan. Onun çok başarılı olmasını istiyorum. İnşallah Türk futboluna da tüm tecrübesiyle hem karakteriyle hem tecrübesiyle çok büyük katkı sağlar. Türk futbolunun böyle şeylere ihtiyacı var. İnşallah çok başarılı olur dediğim gibi. Başka genç hocalar hakkında ben en gençlerinden biri ben olduğum için onlara tavsiye verecek durumda değilim. Hepimizin ayağı yere basması lazım. Benim de öyle. Yere basarak işimizi yapacağız. En doğru şekilde yapmaya çalışacağız. Takımımızı en doğru şekilde yönetmeye çalışacağız. Bunu yapmaya çalışıyorum ben. Eminim meslektaşlarım da aynısını yapıyordur. Hepsini çok seviyorum. Burak abiye de dediğim gibi özel parantez açıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Sizi görmek güzel bir süre sonra. Efendim? Uzun süre sonra sizi görmek güzel. Keşke vefat etmeseydi, hiç görmeseydiniz. Yok. Görüşürüz.